Evet, fuarda Mert Arıcılık yanımızda. Tanıyalım, olur mu? Merhabalar, Mert Arıcılık Üretim Müdürü Sibel Utlu. 2006 yılında kuruldu firmamız. Ankara'nın Karavankazan ilçesinde. Yakın. 2006 yılından beri biz bilfiil arılıklarda arı üretimi, ana arı üretimi ve arı sütü üretimi yaparak arıcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuar hakkında ne söylemek istersiniz? Bu yıl ikincisi gerçekleşti. Bu yıl ikincisi gerçekleşti. Cumartesi pazar daha çok yoğun olacağını biliyorum. Arıcılar cumartesi pazar daha çok akın edecekler. Fuarların asıl amacı bilgi alışverişinde bulunulmak. Bütün bilgilerin toplandığı bütün bilgilerin toplanıldığı, yeni ürünlerin tanıtıldığı yerler, gelirlerse bekleriz. Peki daha önceki fuara katılmış mıydınız? Evet, birinci Armasat fuarına katıldık. Birinci ve ikincisi arasındaki fark. Biri İstanbul, biri Ankara. İkisini karşılaştıramayız. Ha, doğru. Müşteri potansiyeli tabii, var. Tabii, müşteri potansiyeli farklı. Ankara'da olmasının sebebi Ankara göbek bir yer, merkezi bir yer, bütün arıcıların daha yakın, doğudaki arıcıların da gelip fuara katılabileceği bir yer. Ve o yüzden bir yer. Tabii hesaplı bir yer. İstanbul gibi değil. İstanbul'a işte ulaşım, İç Anadolu ulaşım ayrı bir problem. İç Anadolu gelse doğu gelemiyor, Güneydoğu gelemiyor. O yüzden Ankara'da doğru ilk olması olmuş. Güzel. Evet, olmuş bu şekilde. Peki ürünleriniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii, ben ana arı üretimi yapıyorum kendim. Siz de üreticisiniz, evet, aynı zamanda. Evet, ben üreticisiyim, evet. Aa, güzel. Arıcılık teknikeriyim, öyle söyleyeyim. Aa, güzel, ama aslında sistem olarak mantığını bilip sonrasında bu işi profesyonel olarak yapmak, yani bir tık önde olmuş oluyorsunuz aslında. 99 yılından itibaren arılığın içindeyim. Bilfiil, arılıklarda, kendi arılığımızda çalışıyorum. Yaşınızın yarısı arıcılıkla geçmiş. Aynen, o zaman. Aynen öyle. Yaşımın yarısı. Tam tamına neredeyse aralıklarda geçti. Ana arı üretimimiz var. Bu sezon kek üretimine başladık. Arı keklerimiz var. Normal varovalı keklerimiz, gold kekimiz bir ekstra ve nösem keklerimiz var. Arılara, evet, arılara verilmek üzere. Tabii bunun belli bir sıralaması var. Arıcılara biz zaten nasıl, ne şekilde kullanması gerekeceklerini söylüyoruz, anlatıyoruz. Aynı yemek gibi veya makyaj yapmak gibi sıralaması olduğu gibi. Aynen öyle. Nasıl çorbayı önce içiyorsak, evet, arıda da önce varuvayı çözmeye çalışıyoruz. Daha sonra bağırsak parazit olan nösemayı çözmeye çalışıyoruz. Ondan sonra ana arının yumurtlamasını teşvik etmemiz gerekiyor ve hem kaliteli, güçlü, evet, hem de kaliteli ırklarla çalışmamız gerekiyor. Evet, hepsi iç içine. Kekleri görüyorum. Fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Normal gold kekimiz 6 lira. Varroa kekimiz 7,5 lira. Bu kek, ben mesela bilmeyen birisi bilmeyen kek deyince ne anlar? Kek yani pudra şekeri ve sıvı şekerle yapılan arı yemi. Kışlık bakımları için verilen arı yemleri. Birazcık protein tarzı bir şey galiba. Tabii, protein var içinde. Hepsinin içinde farklı proteinler var. Bu gold olduğu için. Bu kışlık kekimiz, proteinli bir kekimiz bizim. Ayrıca üzerinde Mert Arıcılık markasıdır diye, evet, marka da almışsın. Evet, galiba. Markamız var, patentimiz var. Hepsi kaç bize ait. Kaç tane patentlerimiz var? Çok, yani kullanmadığımız ürünler çok. Daha. Yani Mert Arıcılık bal var, balım var. Şu anda yeni piyasaya çıktı mesela. Onlar da kazan kek şimdi var. Yan tarafta stand tabii. Balla görelim. İlgili. Diğer pembeli türlü olan pembeli olan bir ekstra kek. Ekstra dediğimiz bunun yani, içinde. Yani ne bileyim, benim aklıma şey gibi geldi. Uzaktan bakınca çilek. Yok, değil. Tarzı İçindeki gibi. İlaçtan dolayı rengi böyle. Rengi bir şekilde. Tabii. İçinde özel bir ilaç var. Arıların bağışıklık sistemini güçlendirmek için arıya veriliyor. Probiyotik gibi aynen. Aynen öyle. Ana arıyı yumurtlatmaya teşvik ediyoruz bu kekimizle. Bir de bu var. Bir de nösem kekimiz var. Nösem kekte de arıların bağırsak problemi olan nösema serenayı çözmeye çalışıyoruz. Tabii, problemi yerinde çözmeye çalışıyoruz. Tabii, aynen öyle. Tabii bunların kullanım aşamaları farklı. Bunları bizlerden dinleyerek öğrenecekler. Peki, isterseniz karşıdaki, arka taraftaki standa geçelim. Orada bakalım, ürünler hakkında da bilgi alacağız. Fiyatları da soracağım şimdi. Böyle. Yani biraz önce söylemiştim. Bal markamız yeni bir marka. Balım markası. Evet. Balım Sibel Utlu olarak geçiyor. Kendi adıma ait. Bir dakika, kendi adınıza. Evet. Güzel. Balım Sibel Utlu var. Kestane balım var. Hayıt balım var. Hayıt değişik balım olarak. Oluyor. Hayıt çiçeğinden olan bir bal. Çiçeği, Aydın Çine'ye ait bir bal. Özel bir bal. Özellikle kadınların kullanması gereken bir bal. Öyle söyleyeyim. Küçük şeyler var. Küçük propolislerimiz var. Propolis ne işe yarıyor? Propolis doğal antioksidan, vücuttaki toksit maddeleri atmasını kolaylaştırıyor. Atmasını. Tabii antibiyotik gibi antibiyotik gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü arı bunu kovanda kovanın çatlağını patlağını tamir etmek için,
petek gözlerini temizlemek için içeride bir gıda üretildiğinden dolayı petek gözlerini propoliste temizliyor ve şimdi. Ondan sonra ana arı tekrar oraya ya yumurta atıyor ya da işçiler oraya bal atıyor. Propolis bu işleme yarıyor. Macun gibi. Macun gibi. Tabii macun halinde oluyor zaten. Kovan içine eğer herhangi bir yabancı madde, fare, kertenkele ya da yılan girdiğinde içeride üretim olduğu için onu öldürdüklerinde direkt propolis denilen bir maddeyle işte maddeyle kapatıyor. Çünkü içeride o ölen canlı hayvan koku yapıp da o içerideki gıdaya tabii gıdaya zarar vermesin diye tamamen mumyalama işlemi yapıyor. Tamam, bunu da arıcı bunu kovan temizliğinde fark ediyor. İlkbahar ve sonbaharda kovan temizliklerini yaparken, kovanları değiştirirken fark ediyorlar. Arıların atması sezonu var galiba. Bu arıların kovanın önünde ölü arıları görüyoruz bazen. Vadesi gelen gidiyor. Yani onlar nasıl mı oluyor? Tabii. Nasıl insanoğlunun bir ömrü varsa canlı yaşayan işçi arının da bir ömrü var. Erkek arının kovan dışına atılmasının sebebi sezonun bittiğini gösteriyor. Erkek arı kovanda sadece çiftleşme işine yarıyor. Ve başka hiçbir işe yaramıyor. İşçi arı var, ana arı var. Kovanda erkek arıyı kovan dışına attığı anda artık sezon bitti, kış geliyor anlamına geliyor. Bu arıcılar birazcık arasında arı, böyle arılar bilinir. Biraz feminist gibi geldi. Tabii dişi bireyler o yüzden. Feminist arılar gibi ya, geldi. Kadınlar hep böyle olsaydı erkeklerin şansı yoktu. Evet, aynen tahmin ediyorum. Ama doğru bir tespit değil mi? Tabii doğru. Dişi bireyler ve feminist olarak yaklaşıyorlar. Ben geçen yıl Milano'da Expo Center düzenlenmişti. İngilizlerin standı arı peteğinden yapmışlardı. Bir de orada arıya çok önemli bir şey atfettiler. 4 yıl eğer dünyada arı kesi ölse 4 yıl sonra Einstein'ın lafıdır o. Arılar dünya üzerinden kaybolduktan sonra 4 yıl içinde yani dünya demektir. Bitiyor. Yani insan yaşamının sonu gelmiş oluyor. Niye? Çünkü tozlaşmanın %75'ini dünya üzerinde arılar sağlıyor. Evet, diğer %25'ini de kelebekler, diğer börtü böcekler sağlıyor. O yüzden arının kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Ürünler ve fiyatlar hakkında da bir rica tabii, edeceğim. Tabii yayla balım 40 lira, 850 gram. Şu 40 lira. Bu 40 TL evet. Evet. Süzme çiçek balı galiba. Süzme çiçek balı. Balım sibelutlu 30 TL. Evet. Narenciye balım var. Narenciye portakal ve limon çiçeğinden olan ben bir bal. Ben görmüştüm. Maydanoz da Hatay günlerinde maydanozdan maydanoz yapan balı da bal var. Görmüştüm. Evet, saf maydanoz balı da var ama bende şu anda elimde yok ondan. Narenciye balım 50 ama. Lira. Ya her balın kendine özgü, insana özgü neye bir yararı var. Neye ihtiyacımız varsa ona göre bal almamız tabii, gerekiyor galiba. Tabii. Bir kere balı arıcıdan almanız gerekiyor. Aracıdan değil. Slogan bu. Nasıl bir daha alalım? Balı aracıdan almanız lazım. Aracıdan değil. Aracıdan veya marketten değil. Evet. Direkt üreticiden, direkt üreticiden tüketiciye arıcılıkla uğraşan firmalarla uğraşmaları lazım. Peki ürünlerinizi almak isteyenler nerelerden temin edebilirler? Bizim internet sitemiz var. Oradan bulabilirler. Mert Arıcılık @hotmail'e mesaj atabilirler. Facebook var, Twitter var. Instagram var. O hesaplarımızdan da bize ulaşabilirler. Tamam, İsim Mert Arıcılık. Oradan bulurlar zaten oradan bizi. Tabii biz oradan ulaşırlar. Arıcım.com'dan da ulaşabilirler. Yeni bir site. Tabii oradan Mert Arıcılık'ın sayfasına girip oradan bütün ürünlerimizi görebilirler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, burada detaylı bilgiler aldık hanımefendiden.